TÜSİAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Kaleağası var telefon hattımızda. Bahadır Bey, günaydın. Avrupa'da iş dünyası Brexit sürecini nasıl izliyor? Bundan sonraki dönemle ilişkin beklentiler nasıl şekilleniyor? Evet Hande Hanım, bu konu gerçekten Avrupa'nın geleceğini, Türkiye-AB ilişkilerini ve de Türkiye'deki ekonominin küresel rekabet gücünü doğrudan etkileyecek bir gelişme. Başka birçok konuyla da etkileşim içinde. Trump dönemindeki Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası ekonomi politikasından tutun da Çin ile Avrupa ilişkileri, Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin nasıl gelişeceği, tüm bunlar ilginç bir yumak oluşturmaktalar. Şimdi İngiltere istemediği halde belki de bir yol kazasıyla içinden çıkması zor bir sürece girdi. Ve de karar almakta, bir strateji geliştirmekte zorlanıyor. Niçin zorlanıyor? Çünkü sonuç itibariyle Avrupa Birliği'nden tam üyelikten çıktıkları halde bu tek pazara dahil olmalarının, Avrupa ekonomik dayanışma sistemi içinde yer almalarının hem kendi iş piyasaları açısından artılarından yararlanmaya çalışıyorlar, hem de tabii İngiltere'nin dünyadaki konumu açısından Avrupa Birliği'nin içinde bir güçlü İngiltere'nin ve güçlü bir Londra'nın anlamı başka. Avrupa Birliği ile Amerika arasında kalmış bir İngiltere'nin konumu başka. Hani bu ortada kaldığı zaman bir hareket alanı, özgürlük alanı, daha rahat esneklik alanı sağlayabilir gibi kağıt üzerinde gelse de aslında fiilen bu çok zor. İngiltere Avrupa tek pazarına en entegre ülkelerden, yani AB ülkeleri arasında Avrupa Birliği standartlarını, politikalarını, mevzuatını en iyi uygulayan ülkelerden olduğu için zaten geri dönüşü zor bir şekilde o konunun içinde. Şimdi tam iyi olmayınca kararlara katılamayacak ama Avrupa Birliği'nin aldığı kararlardan etkilenmeye devam edecek. Onlara uyum sağlamak zorunda kalmaya devam edecek. Hem kendi şirketlerinin, hem dünya şirketlerinin, ekonomik aktörlerinin, finans çevrelerinin beklentisi bu yönde olacak. Şimdi bu ikilemden çıkmak istiyorlar ve ne kadar hesap yaparlarsa yapsınlar, ne kadar değişik formüller geliştirmeye çalışırlarsa çalışsınlar, sonuç itibariyle akıllı ve mantıklı bir yol gibi gözükmüyor çıkmaları. Ama bir siyasi de alınmış bir karar ve bir dayatma ile karşı karşıyalar. Şimdi bunlar nasıl çıkacaklar? Belki Avrupa Birliği kendi içindeki iki çemberli, üç çemberli yapıya doğru evrimini hızlandırırsa, o zaman o geniş çemberde daha kurumsal bir şekilde yer alabiliriz diye düşünüyorlar. Bu Türkiye açısından da çok önemli. Türkiye'nin de AB üyeliği açısından bir model yaratabilecek bir yere doğru gidiyor aslında tartışmalar. Sadece İngiltere yok bu konumda. Türkiye'de var. Avrupa Birliği'ne çok entegre fakat siyasi olarak tam iyi olması önümüzdeki birkaç yıl içinde olası gözükmeyen ülkelerden biri. Avrupa Birliği yine çok ileri bir ekonomik entegrasyon anlaşması olan Norveç var, İsviçre var. Bunlar da Avrupa'nın önemli ülkeleri ama henüz AB üyesi değiller. AB içinde de daha ileri gitmiş ülkeler var. Euro çekirdek bölgeye dahiller. O daha federal bir yapı. Ama bazı ülkeler AB üyesi olduğu halde o çekirdek euro bölgesinin içinde yer almıyorlar. Örneğin İsveç istemiyor, Danimarka istemiyor, Polonya istemiyor, Bulgaristan, Romanya hazır değil. Şimdi bu değişken coğrafya denen, değişken geometri denen, farklılaştırılmış entegrasyon denen katmanlı bir Avrupa Birliği sürecine doğru gidiyor. İngiltere-Türkiye ilişkileri de bu bağlamda önem kazanıyor. Birbirlerine Avrupa'nın iki tarafında, biri Avrasya açılımı Türkiye, biri Transatlantik açılımı İngiltere. Belli açılardan, tabii çok değil ama belli açılardan simetri taşıyan ülkeler. Bu da tabii Bey'in Erdoğan ve Yıldırım ile görüşmelerinde etkili olacaktır. Tabii diğer bir konuda Kıbrıs olacak. Peki bu görüşmelerden başka ne gibi beklentiler var? Özellikle ekonomi ve ticaret anlamında yeni gelişmeler bekliyor musunuz Theresa May'in Türkiye ziyaretinde? Şimdi şöyle, şu an hala AB üyesi olduğu için İngiltere'nin Türkiye'yle yapabileceği anlaşmaların çoğu zaten Brüksel'den geçiyor. Fakat önümüzdeki dönem için bir ısınma turudur. Bu dediğim, biraz önce söylediğim stratejik konuları konuşmaya başlama turudur. Kıbrıs'taki çözümün getireceği ekonomik artı değerleri konuşma yine gündemi olacaktır. Bunun yanı sıra tabii her böyle ikili görüşmede olduğu gibi iki ülkenin şirketlerini makroekonomik etki yaratacak şekilde etkilendiren konular varsa, ki olabiliyor, altyapı yatırımları, enerji politikaları gibi, bu konuların da gündeme geleceği bir görüşmeler listesi olacaktır. Fakat herhalde en oyun değiştirici konu burada gündemde. Diğerleri daha orta vadeli ama kısa vadeli konu Kıbrıs. Kıbrıs'ta hem siyasi hem jeostratejik hem Orta Doğu'da
ki istikrarı ilgilendiren çok önemli bir konu olmanın yanı sıra çözüm sonrası ekonomik artı değerleriyle Doğu Akdeniz'de belki de bir nevi Avrupa'nın Singapur'u olmaya doğru gidebilecek bir coğrafi konumdan bahsediyoruz. Bütün bunlar gündemde olacaktır ama kısa vadeli doğrudan sonuç doğuracak konu Kıbrıs gözüküyor. Peki, çok teşekkür ediyorum Bahadır Bey değerlendirme.